Depresif. Drip check verdik abi. Sosyal medya. Herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiğim kaosla dolu. Devasa bir oluşum. Böyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anında dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Akımlar, trendler, fenomenler bir şey üretilir ve olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşe bir çocuk daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım. İçerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, algı, villa, depresyon. Bunu bu arada YouTube'dan izleyecekler için bir şey diyeceğim. Çünkü düşüyor bu tarz videoları izlediğimizde YouTube'a. Hani şaşırmasınlar. Daha önce ben bunu izledim. Sizinle şimdi üzerine konuşmak için tekrar izliyorum. Hani niye buna böyle tepki vermedi falan gibi değişik şeylere düşmeyin yani. Daha önce izledim evet ama muazzam bir video. Tekrar izleyeceğim ve üzerine konuşacağız. Peki sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün? Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algoritma ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da hiçbir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir hızını oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Bu grubun olayı basitti. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerekiyor. Aga bu çok tehlikeli bir video bu arada ya. Çok tehlikeli bir video abi. Yani şöyle, bence çok güzel bir video. Video çok güzel de bir mesaj vermiş en sonda. Ama yanlış insanlar gördüğünde çok tehlikeli olan bir video. 101 Aga'yı Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım, sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kes lan. Ne yapıyorsun? Ha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon, şimdi bir manipüle videosu yapıyorum, tamam mı? Şimdi bize akılda kalıcı... Bana ne? Oğlum gerçekten öyle. Bana ne? Ne diyorsun oğlum? Bana ne? Bana ne? Tamam, kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak kişi. Beyin fırtınası için biz bir aga toplandıktan sonra Bane için ses kaydetmeye başladık. Bane. 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 Supra! Bane. 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 İşte bu akılda kazır. Biz sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğraf. Fotoğrafta karar kıldık. Bane. Akım tamamen... Ama bir şey diyeceğim. Bu fotoğraf çok daha sonra çıktı ortaya maskot seçiminde. Bir dakika. Bu akılda kızış. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğraf... Yani hatta şöyle diyeyim, ben bir gün böyle 10 bin falan izlenen bir yayında bu pozu tasvir ettim. Dedim ki bununla çok güzel gitmiş. Bununla çok güzel oturmuş. Hani bilen var mı? Şimdi programlandığı gibi, ayarlandığı gibi eğer gerçekten bu maskot olarak yayılmaya çalışıldıysa bunu neden bilmiyordunuz o gün? Çünkü birçok kişi bilmedi bunu. Kurgu mu acaba? Haftı karar kıldık. Baya. Akım tamamen hazır. Yoksa sonradan mı geldi? İlk darbeyi vurma zamanı geldi. Etkili bir darbe için Bane'yi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise sanmak için gayet uygun. We do not care. İşte hiç şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler ve Bane efektiyle ters bir montaj yapar. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejetaryen, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve evet. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Bane. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane Bane videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır ve herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Ne yapıyorsun oğlum? Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir çoğu az izlenmelerde tıkanık aldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bane etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bug bu. Yoink. Ama olayları biraz daha abartmamız lazım. İlk
darbeden sonra hype'lanan vilları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlardan 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için koyun etkisi yaratır. Abi muhteşem bir analiz var burada. Yani eğer gerçekten yaptılarsa ve yalan değilse muazzam bir iş var. Muazzam bir tüketici alışkanlığını çözme var. Muazzam bir insan analizi var. İşte insana hem agresiflik verelim hem de saldıracağı bir şeyi aynı anda verelim. İçindekini kussunla ortaya çıkarttıkları bir meme var. Çok güzel okumuşlar. Yani her şey gerçekse ve bu videoda bir kurgu değilse muazzam, muazzam yani. Ama işte mesela yanlış insanların elinde bu yönetimde çok tehlikeli işte. O biraz korkutuyor. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin saatlerini takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubundan videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Ve dramadan ekmek yemek için ne yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Üstüne agresif mimleri yok ediyorlar abi. Onun gibi olan agresif sil kanka ne yapayım gibi şeylerin üzerine çıkartıyorlar. Muazzam abi. Bye. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bana post... Wow, ne? Vay. Ben görmemiştim lan kendimi. Sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta ya bro. Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yakalayamıyorum. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta ha, o kadar kısa bir süre koymuş ki zaten şak diye geçtiği için yakalayamıyorum bile. Görmemem normal. Eyvallah. İnsanlar kendi bana postlarımı bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir teneffüsle bile vurmayacak. Aya. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum attık. Çok iyi. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacaktı. Harika amına koyayım yani. Instagram'da ise birçok farklı postam, yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse... İrem'in içtenlikle banelemesine bakar mısın? İnsanlar tarafından kullanılmaya başlandı Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan böyle iyi sosyal medyayı soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek. Birçok platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bane videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalıyız. Aga. Kımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve eldiveni seçtim. Ve ikisi için de bane demeli klipler aradım. Akıllıca bu arada. Seçilen adamlar da çok iyi. Malin yayınları... Hani olabilecek en max görünürlük. Genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldiren için klip lazım. Dukan abi sorgulama. Ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirok ve Rane ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. Bye. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 Sanırım akım kontrolden çıktı. Kemal Twitter'a bane yaz. Abi bir gerginliğe, bir gerilime gerek yok chat ya. Yani mesela gördüğünüz insanlarla falan. Eyvallah, sevmiyorsunuzdur. Beni görünce de sevmeyen insanlar var ama ya negatiflik boş verin ya. Vallahi. Takılmanıza bakın abi. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bane videosu yapmaya başladım. Bane! Aynı zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bane argodan dolayı yasaklandı. Ju niye yasak abi? Ju ne demek yasak ya? Aa, Ju'yu yasaklamak ne demek ya? Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştırdı. Yep, Ju. Gereksiz bir akım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bunny'yi insanlara daha fazla gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam insanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Adam da çok akıllıca. Oğlum seçtiği adamların hepsi çok iyi bu arada. Yani hani bunu bak bir diss vesaire için söylemiyorum. Negatif bir şey söylemeyeceğim ama mesela işte Elrayan ve kendi müzisyende daha çok normal internet kullanıcısı var mesela. Daha çok işte Instagram'da falan takılan, daha fazla orada vakit geçiren. Oralardaki insanlara ulaşması daha önemli. Bayağı iyi yani. Uber Close'da benim mesela izlediğim
en iyi içerik üreticilerinden birisi ve ben sevmeyen görmedim Über Kloz'u. Gerçekten sevmeyen görmedim yani. Her hani en fazla beğenmeyen bile diyor ki tamam bana hitap etmiyor. Hater her yerde var. Çok hardcore hater, herkesin hater'ı var. Ama genel olarak pozitif. Yani özellikle internet kullanan, normal internet kullanıcısı, Instagram'da vakit geçiren falan için çok seviliyor. Bu da çok güzel bir adam seçimi. Bye. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca... Birisi demiş onun üzerine konuşmak istiyorum. Onlar normalse biz neyiz diye. Biz gerçekten yani biz dediğim çok büyük bir kitle var böyle. Böyle gaming'e ilk girişle başlıyor ve hakikaten interneti normal kullanan adamlardan, o normies denilen adamlardan farklı. Yani arkadaşlar sadece Instagram kullanan ve burada eğlenen insanlar var. Oyun oynamayan... Ki çok fazla yani oyunlardan uzak duran ama Instagram'da TikTok'ta takılan böyle çok fazla adam var. Yani oyun oynayınca vesaire hakikaten ayrılan bir tayfa var ve Twitch'te özellikle sadece benim kitlem için demiyorum. Yani her kitlede rafine adam da çok fazla var. Mesela Türkiye'de Twitch bilinmez yani öyle 10 adamdan ikisi biliyordur amına koyayım. PC'si yok vesairesi yok. Adamın hani telefonda vakit geçiriyor ve normal olan kullanıcılar onlar oluyor aslında. İşte normi izliyor ona gavurlar. Onu demeye çalışıyorum. Farklı aslında. Gerçekten farklı bir kitle o. Hiçbir şey yapmadık. Ne gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. YouTube'da bana videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bana içeriği üretildi. Artık herkes kendi bana videosunu yapıyor. Ve insanlar beyni almak için bana yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bana sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bana artık bir akım. Ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend haline gelen argo kelime bile kurgun. Ve bütün konsepti yalandan ibaret isim. Sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler. İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığının hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerinde kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bana? Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Bir de size şöyle bir şey diyeyim abi. Sadece görünür olmak ve bunun için insanlara yeni bir şey katmak için manipülasyon ayrı. Bir de insanların engellendiği bir manipülasyon düşünün abi. Editlere çıkmama belki işte ne bileyim birçok listede dışarıda bırakılma, izlenmen ne olursa olsun. Hani bir de bu yönden bakın mesela. Open your third eye bro. Sadece bu şey değil mesela yani. İnsanlara yeni bir akım yedirtelim ve işimizi yapalım değil. Aynı zamanda bunun bloklanan versiyonu da var aga. İşte dediğim gibi editlere koyulmazsın, haberlerde çıkmazsın yapılıyorsa böyle şeyler yani. Bir liste yapılıyorsa konmamaya özen gösterilirsin, ödül törenlerinde aday olmazsın. Ya bunu bir taraf için vesaire demiyorum. Mesela bu Twitch versiyonu. Bir de bunu televizyonda ne kadar orospu çocukluğu vardır bu işin içinde düşünün yani. Baylar. Yani müthiş bir videoydu. En sonda da çok güzel doğru bir şeyi soruyor. Zaten saniye TikTok'ta da galiba anladığım kadarıyla aynen bir haftada ünlü olmak diye bir şey başarmış. Bence çok güzel insanları yani tek başına yaptığı bir şey mi kurgu mu değil mi hiçbir fikrim yok. Hani belki de kurguladığı bir şeydir bu ama zannetmiyorum. Belli ki oturulmuş ve düşünülmüş. Kendi mi düşündü başkasıyla mı düşündü bilemem. Ama hani bir dakika sonuna kadar bir izleyeyim de bir sürpriz var mı ondan sonra yapayım o yorumu. Chat what the fuck okay. Abi gerçekten mi? Ben de hani ters köşe yapıyor falan zannetmiştim. Muazzam insan okumayı çözmüş bir arkadaşa benziyor. Hani ben bayağı saygı duydum kendisine.
çok güzel gözlem yapmış. Tüketicinin alışkanlığını çok güzel okumuş ve insanı anlamış yani. Helal olsun. Ben işte S-Club isteyeceğim yer burasıydı. Muazzam. Ama şimdi abi sorgulayacağız her şeyi işte. A da mı gerçekten? Bu da mı gerçekti? Ama insanlarda belki de bir göz açacak bu ha. Çok kıymetli bir video aslında. Yani eyvallah küçük çocuk değişmese de olur ama artık böyle aklı başına gelmeye başlayan insanlar hani neler sahte neler değil ne oluyor bitiyor bir soracak en azından. Çok güzel internete faydalı bir video olmuş, tebrik ediyorum. Alkışlıyorum abi. Hiç meme kullanmayan ben. Yok ya, ben mesela seviyorum abi sitcom meme'leri. Sil kanka, sus kanka, bana. Baya güzel yani. Bana de çok güzel bu arada aslında. Hakikaten şey değil yani. Bizim tam kullanacağımız bir şeyi bulup vermişler. İyi bulmuşlar. Adam başarılı bir iş yapmış. Yorumlara neye bakmam gerekiyor? Yorumlara bak deyip duruyorsunuz chat. Ya bu videoda kurguysa. Olabilir aga zaten. Ya adam arkadaşlar. Adam yapmış şovunu zaten videoda. Videoda yapmış şovunu. Interception değil. Neydi amına koyayım filmin adı, rüyalarda gezdiğimiz. Interception değil abi adı. Inception aynen. Ya Inception'da da mesela bir şov yapılıyor. Bir plot şovu yapılıyor. İşte güzel mekanikler anlatılıyor ama sonu sana bırakıyor. O zaten tadı tuzu biberidir kardeşim. Adam da yapmış şovunu. Hani size bırakmış. Hadi tartışın amına koyayım diye. Onu sorgulama geç. Burada senin ne çıkarttığın önemli. Jaho'nun yorumuna mı bakayım? Jaho nasıl, yayın falan mı açtı baylar? Yayın bir yerden mi konuştu? Ne oldu amına koyayım? Jaho var yorumlarda. Mık. Ha. Ya bu ne? Bana benden çıktı. Yoink. Abi bugün bir fikir verdi İrem. Neden Bane'yi Azerice'leştirmiyoruz diye? Bu fikre ne diyorsunuz? Mane. He, mene. Mene. Olabilir belki ya. İrem'in fikri bakın. Bütün kredi yani bilmiyorum daha önce yapılmıştır elbette de. Hani İrem bunu bir akım yapalım istedi mesela Saniye'nin videosunu görünce. Biz de kendimizce okey lan falan dedim ben de içime. İrem'e kreditler, İrem'e eğer sevdiyseniz yani. Yapılmıştır kesin ya. Biz de kendi akımımızı yapalım aga. Kendi akımımızı yapalım. Oğlum bir video daha izleyecektim ben ya. Bugün yine çıkmış bir videoydu.